Üsküdar Üniversitesi ekranlarından herkese tekrar merhaba. Bugün birbirinden değerli iki tane konuğumla yayınımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tıp Fakültesini konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Sur, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, hoş geldiniz hocam. Aynı zamanda rektör danışmanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay, siz de hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk Didemciğim. Evet hocam, Üsküdar Üniversitesi bu yıl tıp fakültesi açıyor. Çok heyecanlıyız, evet. Biz de gerçekten evet. Çok da mutluyuz. Hocam, tıp fakültesinde genel olarak bilgi alabilir miyiz? Nasıl dersler olacak? Uygulama dersler tabii. Nasıl olacak? Genel olarak bilgi alabilir miyiz? Üniversite hayatının en uzun süreli eğitim süresini 6 yılla tıp fakülteleri, 5'er yılla eczacılık fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri kapsar. Biz sağlık temasının altını çizmiş bir üniversite olarak öncelikle diğer bütün taşları yerine oturttuktan sonra eczacılık, diş hekimliği ve tıpla taçlandırmak istedik. YÖK eczacılığa ve diş hekimliğine henüz izin vermedi fakültelerini açmamıza. Ama tıbba geçen yıl izin verdi. Kurduğumuz kadroyu onayladı. Laboratuvarlarımızı, dersliklerimizi ve öğretim imkanlarımızı, hastanelerimizi geldi, gezdi ve evet öğrenci alabilirsiniz dedi. Bu yıl inşallah kısmetse 60 TC uyruklu ülkemiz içinden, 30 da yabancı uyruklu olmak üzere 90 öğrenciyle işe başlamış olacağız. Gerçekten inşallah çok güzel bir yıl geçirirsiniz hocam. İnşallah. Hatta inşallah çok güzel koskoca 6 yıl geçirirsiniz. Şimdi genellikle en az 19 branştan birer hocayla başlamamızı istiyor YÖK. Biz o 19'u tamamladığımız gibi şu anda 39 tane elan kadrolanmış hocamız. Yeni planlamalarla bu eğitim öğretim yılı Ekim'e kadar 85'e ulaşacak. Neredeyse her öğrenciye bir hoca düşecek kadar kuvvetli bir imkanla. Çok güzel. 7000 metrekare kapalı alanıyla 20 tane derslikle multidisipliner bir iki değişik laboratuvarlarımızla, anatomi kadavra salonlarımızla ve maket laboratuvarlarımızla eğitime hazırız. İmrenilecek bir imkan sundu üniversitemiz bize. Buradan rektörümüze de teşekkür ediyoruz. Fakültemizi hiçbir şeyden mahrum bırakmadan açılışta tam teşekkür yaptığı için. Evet, gerçekten ben de tıp fakültesini gezdim hocam. Yani dedim ki tekrar hazırlanıp tıp mı okumalıyım acaba? O kadar çok beğendim. Bu arada tabii bütün bunları yaparken hummalı bir çalışma oldu. Bu çalışmalarda gerçekten en büyük desteğini aldığım 2-3 arkadaşım ismini zikredebilirim ama en önemlilerinden biri yanımda. Bilim adamı olarak ben her zaman ışıklanıyorum Tayfun hocamın bana söylediklerinden. Kendimi güvende hissediyorum dekan olarak. Biz de öyle. Bilim adamı demişken Tayfun hocam, size sormak istediğim bir soru var. Bilim adamı Üsküdar Üniversitesi'ne gelecek olan aday öğrencilerimizden bilim adamı olmak isteyenler, bilim insanı olmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Bu süreçte ne gibi yol izlemeliler? Siz nasıl yol izlediniz? Tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi sonradan bilim insanı diye düzelttin. Evet. Bilim adamı değil de bilim insanı demek tabii daha doğru. Daha çünkü doğru bence de. Bilim sadece erkeklere özgül bir şey değil artık. Gerçi adamlık da sadece erkeklere değil. Kadınlardan çok evet, adam gibi adamlar. Yani gördük. Artık unisex yani bilim alanı. Kadınlar da en az erkekler kadar bu işin içinde. Hatta kadınlar bilimin içinde yer almaya başladıklarında bana göre dünya daha da ileri gidiyor. Mesela bana bu endüstri devrimine kadar, tarım devriminden sonra dünyada endüstri devrimine kadar kadın çok şeyin içinde değildi. Yani iş hayatının içinde değildi. Erkekti iş hayatının içinde olan, evine ekmek götürmesi gereken. Ama endüstri devrimiyle birlikte kadınlar da girdiler bu hayatın içine. Tabii ben ne öneririm? Öncelikle bir merak olması lazım. Yani bilimsel merak olması lazım. Bilimsel merak da illa herkeste olmak zorunda değil. Yani şöyle bir şey de yapmamız lazım. Şöyle bir sınırlama da getirmemiz lazım buraya. Bir üniversitede okuyan herkes illa bilim insanı olacak diye bir kural da yok. Yani evet. Akademik hayat, akademisyenlik, bilim insanlığı, hatta akademisyenlikle bilim insanlığı da kendi içinde bir parça ayrılabilir. Çünkü bilim insanı
bir soru soran, bilinmezlere dair soru soran ve bunları aydınlatmaya çalışan bir kişidir. Ve bu bir hayat biçimidir onun için. Burada bu bilimsel merakın olması şart. Bu bilimsel merakı kendinde hisseden ve bir soru sorabilen, bir soruya cevap arayabilen, aramak isteyen her öğrenci gelecekte bilim insanı olabilir. Tabii bu soruyu başından itibaren sormaya başlayıp hedefini ne kadar erken koyarsa yol alması da o kadar hızlı olur. Eskiden bizim zamanımızda bilgi bu kadar hızlı yayılmıyordu. Bizim bilgiye ulaşmamız son derece sınırlıydı. Biz bilgiye sadece üniversitede veya okullarda hocalarımız, öğretmenlerimiz ve onun tavsiye ettikleri kaynaklar üzerinden ulaşabiliyorduk. Şu anda internet devrimi yaşandı dünyada biliyorsun. Artık dijital ortam var ve bu dijital ortamda bilgiye rahatlıkla ulaşmak mümkün. Önemli olan doğru bilgiye ulaşıp ulaşmadığımız ve üniversitede de bu doğru bilgiyi doğru bilgiye nasıl ulaşılacağını bizim öncelikle öğretmemiz gerekiyor öğrencilere. Ve öğrencilere ikinci tavsiyem, eğer böyle bir hedefleri varsa bunu daha ilk yıllardan itibaren koymaları ve bilim insanı kimliklerini geliştirmeye çalışmaları ve bu konuda da etraflarında bulunan kendileri gibi daha önceden işte bilim insanı olmuş olan hocalardan destek almaları, onları yakından izlemeleri ve ben ünlü bilimcilerin mesela biyografilerini okumalarını tavsiye ederim. Sadece mesela tıp fakültesi öğrencileri için değil. Bir tıp fakültesi öğrencisi kimi okumalı? Ne bileyim işte penisilini bulan Alexander Fleming'in biyografisini okuyabilir. Gene stetoskopu bulan Lineker'i okuyabilir. Onunkini okuyabilir. Böyle birçok biyografiler var. Bunlar şu anda dijital ortamlarda da rahatlıkla bulunabiliyor. O kadar kolay ki bunlara ulaşmaları. Evet. Bu biyografileri okuyarak oralardan çok şeyler öğrenirler. Mesela şimdi aklıma geldi. Harvey vardır. Dolaşımı bulan ünlü İngiliz Sir unvanını da almıştır bu buluşuyla birlikte. Onların hayatları, hayat hikayeleri, nasıl yollardan gelip geçtikleri son derece önemli. Bugün de gidilen yollarda belki dekor değişti. Eskiden yollar topraktı, şimdi belki asfalt oldu ama yol aynı yol. Yani aynı yol, aynı merakla, aynı meşakkatle, aynı zorluklarla geçiliyor. Bugün hem tıp bilimi hem mühendislik bilimi birçok alanda bilim çok gelişti gibi gözüküyor aslında. Çok şey bildiğimizi düşünüyoruz ama belki de bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında devasa belki bir de yani iceberg'in altında daha çok bilinecek şey var. Yani bu böyle bir yolculuğa da hazır olması gerekiyor öğrencilerin. Tabii son tavsiye edeceğim ne dedim, bir merak var mı yok mu kendilerini bir yoklasınlar. Merakları varsa bu merakın üstüne koyarak gitsinler. Bol bol biyografi okuyarak işe başlasınlar. Hocalarını örnek alıp hocalarından yardım istesinler. Tabii son tavsiyem de mutlaka şeyi ihmal etmesinler. Yani içinde bulundukları lisans eğitiminde onu ciddiye alarak. Çünkü bazı öğrencilerde ben onu görüyorum. Öğrenci geliyor işte Tayfun hocam laboratuvara gireyim, gözlemci olayım, sizinle birlikte çalışayım. Öğrenci daha laboratuvara girdiğinin üçüncü günü ben deney yapayım, yeni bir teorim var, yeni bir şeyim var, onu test etmeye çalışayım falan. Bunların hep belli sıraları var. Önce belli bir olgunluğa, belli bir şeye, birikime erişmesi lazım. Kendini yetiştirmesi lazım. Doğru. Yani futboldan örnek vereyim, çok kere alaka olacak ama. Şimdi siz 17-18 yaşında büyük bir takıma gittiğinizi düşünün. İlk 11'e bile koysalar sizi hiçbir zaman o takımda 5 yıl oynayan oyuncunun performansını gösteremezsiniz. Geçmeniz gereken böyle bir şey. Aşamalar tamam. Ve yollar var. Aynı yollar burada da geçerli. Kendi lisans derslerinde hiç ihmal etmeden bunu yapmaları gerekiyor. Tayfun Hoca'nın bu altını çizdiği gerçeklerden yola çıkarak biz de tıp fakültemizin çok kuvvetli bir kütüphanesi var. Evet. Adaylarımızı ya da tüm öğrencilerimizi, kaydolmuş kişileri de tıp fakültesinin kütüphanesini gezmeye davet ediyorum. Çok güzel, yüze artıcı bir yer. Orada 5000 basılı kitap, bu 10.000'e çıkacak inşallah, önümüzdeki dönem. 4500 elektronik kitap var ama 28.000 elektronik dergi aboneliğimiz var.
Bunun 21 bini tıp ve sağlıkla ilgili. Her ay yeni makaleler yayınlanıyor. Hocanın dediği o iceberg'in altında. Mesela geçen ay bilmediğimiz bilgiyi bu ay yayınlanan dergiden okuyup öğrenebilme takip imkanımız var. Ne sayesinde? Bilim sayesinde. Bu bilimsel duruş, okuyuş, gerekirse sorular üretiş, bunu hipoteze potasında böyle eritip hipotez haline koyuş ve nihayet sınayış aşamalarından geçtikten sonra siz bir bilimsel yayın ve kanıt üretecek güce ulaşmış oluyorsunuz. Evet, çok doğru söylüyorsunuz hocam. Peki ben bir de şeyi çok merak ediyorum hocam. Tıp fakültesi ilk kez açılıyor. Evet. Bizim üniversitemizde yeni açılan bir fakülte. Bu fakültede geleceğe yönelik yatırımlarınız neler? Yani hedefleriniz neler? Tabii bizim hedefimiz nihayetinde Üsküdar Üniversitesi'nin genel hedefi doğrultusunda olur. Bir de sağlıkla ilgili dünyanın gidişatıyla entegre bir şekilde olur. Bu da uluslararasılaşmayı gerektiriyor. Üsküdar Üniversitesi'nin logosunda Türkiye'nin beyin üssü diye bir ibare vardır. Beyin üssü demek en fazla düşünsel üretimi yapacak, bilimsel üretimi yapacak merkez biz olacağız iddiası vardır. Biz bunu Türkiye'nin dedik ama 10 yıl sonra beyin üssü, dünyanın en iyileri arasında olma şeklinde bir karar aldık. Misyon, vizyon toplantılarımızda geleceğe ait. Tıp fakültemizde dünyanın en iyileri arasına sokmak, buralardan tıbbi buluşlar, dünyanın en iyi klinisyenlerini ve bilim adamlarını yetiştirmeye çalışmak. Bu tabii öyle hemen akşamdan sabaha olacak bir şey değil. Büyük bir, uzun bir yolculuk bu rüyayı bizim ömrümüz yettiği kadar biz gerçekleştirmeye çalışacağız. Rüyayı yeni nesle değer edeceğiz. Onlar da kaldıkları yerden onlar götürecekler. Bu bir nesillerden nesillere devir, bayrak koşusu gibi bir şey. Evet. Biz bu bayrak koşusunu başlatan ekip olmanın gururunu her zaman taşıyacağız üstümüzde. Öğrencileriniz de çok şanslı bence bu konuda. Tayfun Hocam, Üsküdar Üniversitesi'nde yaptığınız çalışmalardan bize birazcık bahsedebilir misiniz? Aday öğrenciler de merak ediyor bunları. Yani ben geldiğim zaman burada bir nöropsikofarmakoloji uygulama ve araştırma merkezi kurduk Üsküdar Üniversitesi'nin içinde. Bu merkezde deney hayvanlarımız var. Üsküdap diye, Üsküdar Deney Araştırma Birimi, Deney Hayvanları Araştırma Birimi diye ayrı bir birimimiz var. Şimdi klinik çalışmalarda olduğu gibi klinik çalışmalar insan üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar. Deney hayvanlarında da çalışmalar yapılıyor ve bunun için de özel etik kurullar gerekiyor. İşte etik kurulu kurduk bu deney hayvanlarına deneylerde kullanabilme iznini verebilecek. Ayrıca bu laboratuvarların akredite olması gerekiyor bakanlıktan, Tarım Bakanlığından, Tarım Orman Bakanlığından. Bir ara Su İşleri Bakanlığındaydı. Sık sık değişiyor bunun şeyi ama bir bakanlığa bağlı olarak devam ediyor. Özel bir akreditasyon gerekiyor. Kısa sürede bu akreditasyonu aldık. Şimdi şunu söyleyebilirim, öğrenciler açısından önemli bir şey söyleyeceğim. Bu etik kurul ve akredite laboratuvar üzerinden bizim deney hayvanları araştırma kurslarımız oluyor. Ve bu kurslar bakanlıkça sertifikalandırılıyor. Buna öğrenciler de dahil olabiliyorlar ve bu öğrenciler bu eğitime katıldıklarında ve bu sertifikayı aldıklarında deney hayvanlarına dokunma ve bunlarla araştırma hakkı kazanıyorlar. Biz 250'den fazla öğrencimizi bu kurslarda eğiterek böyle bir hak kazanmalarına yardımcı olduk ve bunun sonucu olarak da birçok öğrencimiz TÜBİTAK'tan da desteklenen, hatta bitirme projelerini 4 veya 5 öğrencimiz mezuniyet projelerini bu laboratuvarda deney hayvanlarında çalışarak yaptı. Tabii bu öğrencilere yönelik yaptığımız faaliyetler, bilim alanına yönelik olarak da biz bu laboratuvarda, hocam az önce söyledi, buranın bir misyonu var ve bir iddiası var. Türkiye'nin beyin üssü olduğu söyleniyor. İşte logosunun altında bunu kullanıyor bir motto mu diyorsunuz siz ona? Bir motto olarak kullanıyor. Biz nöropsikiyatrik hastalıkları deney hayvanlarında modelliyoruz. Niye bunu yapıyoruz?
bu nöropsikiyatrik hastalıkların altında yatan nedenleri anlamak için. Burada gerek moleküler, gerek davranışsal düzeyde çeşitli araştırmalar yapmak mümkün. Şu anda 21. yüzyıla yeni girdik ve bu yüzyıl beyin yüzyılı ilan edildi. Neden böyle ilan edildi? Çünkü halen biz Alzheimer'ın, otizmin ve şizofreninin nedenini ve radikal tedavisini bilmiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Şizofreni %1 sıklıkla görülüyor. Alzheimer hastalığı yaş ilerledikçe ki nüfus giderek yaşlanıyor, geometrik olarak artıyor. Bir Alzheimer hastasının ciddi bir yükü var. Hem ekonomik yükü var, hem ailesine ciddi bir yükü var. O yüzden bu hastalıklara yatırım yapmak ve bu hastalıkların hem nedenlerini anlamak, zaten nedenlerini anlasak tedaviye de daha radikal gidebileceğiz, hem de radikal tedavilerini yapabilmek. Nöropsikofarmakoloji demek zaten nöropsikiyatrik hastalıkların farmakolojisi. Farmakoloji ilaç bilimi, yani ona yönelik ilaç Ar-Ge'si yapmak, ilaç üretmek. Ve bu konuda bizim şizofreni hastalığının nedeni, tanısı ve tedavisine yönelik yerleşik hipoteze işte challenge yapan ya da meydan okuyan başka bir düşüncemiz var. Poliamin hipotezini geliştirdik. Bununla ilgili alınmış bazı patentlerimiz var. Evet hocam. Ve bunun üzerinden ilaç araştırma, geliştirme çalışmaları da yapıyoruz. Ama bunlar kolay işler değil, uzun soluklu işler. Ve bazen bu bilim yapma iğneyle kuyu kazmaya benzer. Ancak iğneyle kuyu kazarken bazen öyle bir şeye rastlarsınız ki, öyle bir bulgu elde edersiniz ki bir anda bilim 100 yıl, 200 yıl ileriye doğru sıçrar. Yani ama evet, tabii bu tesadüfler de hazır olan beyinlere hitap eder. Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar şizofreniyi önceliyoruz. Alzheimer'a yönelik çalışmalar var. Otizmle ilgili bir yüksek lisans tezi yapıldı burada. Ve bu yüksek lisans tezinde biz bir öğrencimiz vardı. Bu öğrencimiz otistik çok fazla sayıda hasta görmüş olan, yani böyle bir eğitim merkezinde çalışan bir arkadaştı. Biz bunu deney hayvanlarına getirdik. Dedik ki sen çok fazla otistik çocuk gözlemledin. Bu deney hayvanlarının davranışlarını gözlemleyerek hangi davranışlar otistik çocuğun davranışlarıyla eşleşebilir? Bununla ilgili bir tez çalışması yap dedik. Yaptı, bitirdi. Ortaya çok devasa sonuçlar çıktı. Şimdi bunları ayıklamaya evet. ve buna bir yazılım geliştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir yazılımı başarsak mesela rahatlıkla bunu deney hayvanlarında şu otizm için güvenilir bir modeldir diyeceğiz. O zaman otistik çocuklarda denenmeden önce bir takım ilaçları deney hayvanları üzerinde deneyip aldığımız sonuçları kliniğe, yani çocuklara yansıtma olasılığımız daha da yükselecek. Bu ve buna benzer işler yapıyoruz ve yaptığımız bu işler Türkiye çapında değil, dünya çapındadır. Evet. Çünkü buradan çıkan birçok çalışmanın sonuçları da uluslararası saygın dergilerde yayınlanıyor. Evet. Ya bu yaptığınız işler aslında öğrenciler için de çok çok tabii. çok iyi işler. Yani böyle bir bakın, evet. böyle bir ortamda bulunmak, yakınında böyle bir yer bulunuyor olması, eğer yetenekli bir takım çocuklar gelecekse buraya, sadece tıp alanını kastetmiyorum, evet. genel Üsküdar'ı kapsayıcı bir şekilde konuşuyorum. Yolu kesişebilecek her kişiye, ne bileyim bir psikoloji öğrencisine, bir mühendislik öğrencisine, bir yazılım öğrencisine, multidisipliner olarak tıpla da birlikte ortak çalışma yapma imkanı da sağlayabilir. Evet hocam, kesinlikle katılıyorum size. Haydar hocam, şimdi aday öğrencimiz tıp fakültesini kazandı. Peki. Kapıdan içeri girdi tıp fakültesinde. Nasıl bir süreç bekliyor aday öğrencimize eğitim olarak, ortam olarak? Kaydını yaptırdı diye. Kaydımızı yaptırdık. Ya, şimdi birinci ve ikinci sınıflarda biz tıbbın temel bakışını, sağlığı, insanı sağlıklı yapan halleri, hücreyi, dokuyu, vücudumuzun sistemlerini filan öğretiyoruz ayrıntılı bir şekilde. Burada temel tıp bilimleri ağırlıklı oluyor. Bir de tıp tarihi ve deontoloji gibi doktorun etiği, ahlakı, davranışı, neleri yapar, neleri yapmaz, bunlar gündeme gelir.
laboratuvarda nasıl davranılır? İşte önce sağlıklı dokuyu inceliyor, daha sonra hastalanınca bu doku nasıl değişmiş onu inceliyor mikroskop altında. Ve maket üzerinde diyelim enjeksiyon, damar içi enjeksiyon, serum takmayı, tansiyon ölçmeyi, kalp masajı yapmayı gibi şeyleri öğreniyor ama cansız ortamlarda. Üçüncü sınıfa geçtiği zaman hasta olmayan sağlıklı bizim eğittiğimiz öğrencilerimiz var ya da tanıdıklarımız. Evet. Bunlar belli hastalıkları taklit ediyorlar. Mesela birisi böbrek hastası gibi davranıyor. Ne şikayetin var diyor öğrenci, onun sorgu, tıbbi sorgulamasını yapıyor. O da ona bir böbrek hastasının vereceği cevapları veriyor. Ha gel o zaman seni bir muayene edeyim diyor. Nasıl muayene ediyor? Ne tetkikler istiyor? Bunlar kamera sistemiyle kaydediliyor. Simüle hasta odalarında, hasta muayene odalarında böylelikle bu arkadaşlar bunu hasta kayıt sistemine girmeyi öğreniyorlar. Muayene etmeyi, sorgulamayı öğreniyorlar. Sonradan kaydı izliyor hocayla beraber. Hoca diyor ki bak burada hastaya şu soruyu sorman lazımdı, atlamışsın diyor filan. Böylelikle o kayıtlar üstünden eğitimler yürütülüyor. Evet, birebir eğitimler bunlar. Evet. Dördüncü sınıftan, üçüncü sınıfın bazı şeylerinde temel tıp bilimleri branşlarında hastaneye çıkarıyoruz hastaların üstüne. Dörtten itibaren de tıpta toplam 42 tane ana bilim dalı vardır. Her birisi ayrı bir bilim gibidir bunların. Bu 42 branşın her birinde üçer hafta, birer ay kalarak hasta muayene etmeyi ve hastalıkları teşhis etmeyi, bu durumlarda hangi ilaçları yazması gerektiğini, reçetelemeyi öğreniyor. Kontrole ne zaman çağıracak, hangi tetkikleri isteyecek, hangi durumlarda, acil durumlarda hastayı nasıl kurtarırız, onlar okulda okutuluyor. Tıp eğitimi 5. sınıfın sonunda aslında tıpın imtihanları biter. 6. sınıf artık tıp eğitimini tamamlamış ve bütün sınavları geçmiş öğrencilerin internlük aşamasıdır. Bu şu anlama geliyor, kendi başına hasta alabilir ama hocasının gözetiminde. Böylelikle kendi kendine hastayı tedavi etme uygulamalarını yapar, hocası da onu izler. Sınav yoktur 6. sınıfta. Sadece hoca onu internlükte başarılı ya da başarısız. Eğer başarısızsa bir dönem daha bunu uzatarak becerilerini geliştirmesi için önerilerde bulunur. İnternlüğünü de tamamladıktan sonra artık Türk toplumuna bir hekim olarak hizmet etme zamanı gelmiştir. Sağlık Bakanlığı bu kişilere diplomayı vermeden önce onları kura sonucu mecburi hizmette uygun yerlere gönderir. Artık tek başına bizim verdiğimiz bilgilerle ve becerilerle donanmış bir hekim olarak topluma hizmet zamanı gelmiştir. Anlıyorum, evet hocam. Ya özellikle bu hasta simüle odaları vesaire, yani ben onlar ya oraya gittiğim zaman, bu ortamı gördüğüm zaman çok etkilenmiştim. Evet. Ya ve güvenmiştim, biliyor musunuz? Yani güvenilir hekimlerin çıkması çok, yani tabii, çok hatırı sayılır. Yani şöyle deniyor. Benim kabul etmediğim bir görüş bu. Ya Türkiye'de tıp eğitimi gittikçe geriledi. Hayır efendim, ilerledi. Ben de. Eskiden olmayan imkanlar şu anda elektronik ortamların bize sağladığı cihazlarla filan ilerledi. Ama şu var, eğer hocası öğrenciye birebir ilgi göstermezse eskiden de kötüydü, şimdi de kötü olur. Hoca, usta çırak eğitimi bunun çok önemli bir aşamasını oluşturuyor. Ama kullandığımız aletler, yöntemler, kanallar, iletişim, evet, kanalları çok gelişti tabii. Evet. Biz de bunun eğitim metodolojisine katkısını, nimetini görüyoruz. Evet. Hocam öğrenciler peki laboratuvarları nasıl kullanacaklar? Yani laboratuvarlardaki eğitimler, dersler hangileri olacak? Nasıl bir sistemle ilerleyecek? Şimdi onu söyleyeceğim. Ama sevgili hocamla beraber bu müfredatı, yani eğitim programını yaptık. Evet. Ve biz galiba şeye baktık, Harvard'a baktık, birçok başka önemli üniversiteye, tabii, baktık. Bir kere şunu söyleyeyim, biz bu eğitim programını Yale'le yaparken baktık, Harvard'a baktık, bir YÖK'ün asgari kriterlerine uymamız gerekiyor zaten. Bir çekirdek program var. Biz bu programı yakaladık ama bunun üzerine de bir şeyler koyduk. Bizim programımız esnek ve hibrit bir program. Doğru mu hocam? Tabii. Esnek hibrit diyebiliriz. Şimdi bizim eğitim programımızda
bizim öncelediğimiz neydi? Onu söyleyeyim. Biz bir kere tıbbın iki yönü vardır bakın. Tıp hem bir meslektir. Evet. Bir meslektir ama aynı zamanda kadim bir bilim alanıdır tıp. Ve bu karıştırılır bazen. Ben üzülerek görüyorum bazen tıbbı ya sadece bir meslek olarak ya sadece bir araştırma ya da kadim bilim, bilim adamı, bilim dalı gibi görülüyor. Hayır. Hani tıp, iki bacağı var. Aynen, çok önemlidir bu. Mezun olan bir hekim seni muayene etmeye başladığı anda mesleğini icra eder, sana dokunduğu anda. Burada ve, tıbbın meslek adamlığı kısmını aynen. söyledi. Ve bu bir sanattır aynı zamanda. Hekimlik sanatı deriz buna ve bu harika bir sanattır. Ve hocam konuşmasının başında biraz buna değindi. Biz dedi gelen öğrenciye deontolojiyi, davranışı, yani tıp meslek etiğini filan işte bunların içinde bunu önceliyoruz biz ve bunu çok önemsiyoruz. Yani öğrencinin tıbbı içselleştirmesini hem bir meslek olarak içselleştirmesini hem de bunun kendini devamlı yenileyen bakın bir hekim aynı zamanda bir bilim insanı olarak devam etmeyebilir. Sadece hekimlik mesleğini icra edebilir ama şu farkındalığının olması şart bir hekimin. Tıp çok dinamik bir alan, çok hızlı ve çabuk değişiyor. O yüzden de bir hekim bitirdiği anda sadece mesleğini icra etmek zorunda değil, aynı zamanda kafanın arka planında sürekli bunun yenilendiğini bilmek ve bunun farkında olması lazım. Lafınıza bir laf tabii, katayım hocam tabii. Müsaadenizle. 2014 yılında New York'ta Dünya Hekimler Birliği'nin geniş katılımı, bütün dünya ülkelerinden katılımlı bir toplantısı yapıldı. Soru çok basitti bu büyük toplantıda. Hekim bir bilim insanı mıdır? Hekim bir uygulama, pratik adam mıdır? Meslek insanı mıdır diye. En sonunda sonuç bildirgesi o toplantıdan. Hekim dünyada bilimi en çok kullanan bir meslek insanıdır. Ancak çıktı. Böyle sanat olur zaten. Yani adı başka da türlü orada olma. Siz o sanatı gösteremezsiniz. Evet. Bilim sık sık kendini yenilediği için tıpta yaralanma ömrü 2,9 yıldır. Evet. Yani eğer bir genç bir hekim okuldan mezun olduktan sonra 3 sene hiç kitap okumazsa, hiç makale okumazsa, bilimsel kongrelere falan gitmezse 3 yıl sonra yarım hekim haline gelir. Bilginin yarısı çürütülmüş oldu yeni buluşlarla. Ya buna bilginin yaralanma ömrü deniyor. Dünyada en kısa olan bilim dalıdır tıp. 2,9 yıl sonra bildiğiniz şeylerin %50'si çürütülmüş ve yeni bilgiler üretilmiş haline geliyor. Biraz önce dedik ya 28 bin derginin 21 bini tıpla ilgili. Evet. Dünyada en çok yayınların yapıldığı alan kendini hızla geliştiren. Onun için de bu biraz hani okumayı seven insanın yapacağı şeyler. Ve bunu tamamlayayım hocamın söylediklerinin üstüne koyarak bizim buradaki tıp öğrencisini bir şekle şemale sokacağız biz 6 yılda ve bizim eğitimdeki temel hedefimiz bilgiyi ezberlettiren değil. Tabii ki tıp ezber gerektiriyor bir takım evet. şeyleri. Ezberleyecek, terminolojiyi bilecek yani temel şeyler var bunları ezberlemek durumunda. Vücudun organlarını ezberleyecek, anatomik yapıyı mesela. Bilginin nasıl üretildiğini ve nasıl değiştiğini ve nasıl nankör bir şey olduğunu. Yani bugün evet. doğru bildiğin şeyin yarın üstüne hoca dedi 2,9 yılda belki bu 2,9 şimdi geçerdi. Tabii. Belki gittikçe daralıyor alan. 2 seneye, 1 seneye belki 6 aya düşecek. Bazı öyle alanlar var ki tıpta 24 saatte bir takım şeyler sürekli değişebiliyor. Dolayısıyla biz bunlarda bir farkındalık yaratacağız öğrencilerde. Evet. Bilmediğini bilen ve bilgisizliğinin sınırlarını da çizebilen bir öğrenci prototipi, bir modeli oluşturmak istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek ki başarabileceğimizi düşünüyorum, Üsküdar'dan mezun olan hekimler aranan, önemli güvenilen. Ve saygın, güvenilir. Sen dedin ya güven duyuyoruz, evet. güvenilir. Şimdi de soruna geleyim, laboratuvarları nasıl kullandıracağız? Evet. Bir kere tıpta zorunlu laboratuvarlar var. Fizyoloji laboratuvarı var, anatomi. Anatomi tıbbın en önemli laboratuvarlarından biri. Ama biz başlarken birçok devlet üniversitesinden bile galiba bir adım önde başladık. Evet. Ve çok iyi laboratuvar imkanları var. YÖK heyeti bizi değerlendirmeye geldiğinde bizim 3 tane
kadavramız vardı. Evet. Yani birçok yerde bir tane veya birçok yerde maket üzerinden bu eğitimler yürürken bunlar hocamın da dediği gibi yönetim gerçekten Sayın Rektör, Mütevelli Heyeti Başkanı bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar sağ olsun. Ve altyapısı çok iyi oluşturan bir laboratuvar. Şimdi tıp öğrencisi laboratuvara nasıl girecek? Mecburi girecek bir kere. Evet. Anatomiye, fizyolojiye, mikrobiyolojiye, histolojiye, biyokimyaya. Bu laboratuvarlar genetik zaten eğitiminin bir parçası ve ilk 3 yıllık eğitimin içinde büyük kısmını öğrenci zaten laboratuvarlarda geçirecek. Tabii bunun yanında destekleyici teorik eğitimleri de olacak. Onun dışında laboratuvarda daha fazla vakit geçirmek istiyorsa da gece sabaha kadar kalabilir. Sabaha kadar kalabilir. Yani tıp eğitimi böyle bir eğitim. Uzun süre orada, hatta ben kendi yıllarımızdan hatırlarım. Gece yarısından sonra gidip ya şu şeye biraz daha bakayım, işte kadavraya biraz daha çalışayım diye giden arkadaşlarımız oluyordu. Tabii. Ne kadar güzel. Hocam zaten 18 Temmuz 2 Ağustos arasında tercih tanıtım günlerimiz okulda oluyor. Daha fazla bilgiyi, detaylı bilgiyi öğrenciler gelip sizden birebir de oradayız ve buradayız. Evet. Merkez yerleşkede de ağırlıklı olarak Tayfun Hocam merkez yerleşkedeki evet masayı yönetecek. Ben de NP Üsküdar Tıp yerleşkesinde, ama hepimiz her yerde desteğimizi. Evet, ring seferlerimiz de olacak. 15 dakikaya bir sefer gelecek. Öğrenci diyelim geldi bana, ya ben tıp fakültesinde görmek istiyorum dedi. O 15 dakikada bir olan saat ring başı seferine binip saat başında saat neyse işte o ring seferine onu vereceğiz. O gidecek, orayı da görecek veya oradan başlayan bir öğrenci de gelip burayı da görebilir. Tabii. Evet. Zaten aday arkadaşlarımız çok birebir hocalardan da bilgi tabii alabilir. Daha fazla olanakları gidip kendilerinin görmesini ben öğrenci olarak tavsiye ediyorum zaten. Çünkü kendim gördüm, çok beğendim, çok güzel. Bir de bir avantajını daha söyleyeyim. Tabii ki hocam. Bu ilk açılışın şerefine mütevelli heyetimiz Sayın Başkan'ın öncülüğünde kesenin ağzını açtı. Ve gerçekten alışılmadık derecede burslar verdi. Evet. O yüzden çok avantajlı oldu. Bu, burs imkanları. Burs kesinlikle imkanları. Bu da 6 yıl boyunca bu imkanlara sahip olarak tıp eğitimi çok pahalı bir eğitimdir biliyorsunuz. Evet. Normalde. Öğrencilerimizin 4'te birine tam burslu, ücretsiz. 4'te birine %75 burslu. 4'te 3'ünü almıyor paranın. Ve yarısına da %50 burslu imkan. Hiç tam ücretli öğrenci olmayacak. Herkes burslu olacak. Evet. Bu açılışın şeyini de değerlendirmelerini öneririm. Belki ben gelecekte böyle bir imkan da olmayabilir. Evet. Bu yılın şerefine oldu bu da. Evet açılışımızın hocam. Programın sonuna geliyoruz hocam. Geldik aynen hatta. Yarın saat sabah 11'i gösterdiğinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile tekrar devam edeceğiz. İyi günler diliyorum size hocam. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz.